Ben Sökmen Baykar'ı 1936'da Antalya'da doğdum. Biz 8 kardeşiz. Babamın memuriyeti dolayısıyla bütün kardeşlerimiz de ayrı ayrı şehirlerde doğmuştuk zaten. İlkokula Antakya'da başladım. 5. sınıfın yarısına kadar, 1'den 5. sınıfın yarısına kadar Antakya'da okudum. Yarısında Antalya'da devam ettim. 48'de ortaokula başladım. Gene babamın memuriyeti dolayısıyla burada Niğde'ye gittik. Niğde'de çalışırken bir fotoğrafçı abim vardı. Bir tanıdığımız daha doğrusu işte. Bana bir Foklender, körüklü bir Foklender makine verdi. Ben ondan fotoğraflar çekmeye başladım. Sonra İzmir'e tayin oldu babam. İzmir'e gittik. Liseyi okudum orada. Fakat lise sondayken İstanbul'a gittim. İstanbul'da gazetecilik okuluna aktardım lisede. Bu gazetecilik okulunu İstanbul'da bitirdim ve bu arada Zafira'da Yeni İstanbul Gazetesi'nde çalışmaya başladım. Yeni İstanbul Gazetesi'ndeki sürem benim 7 senedir. 65'in Ocak ayında da Hürriyet Gazetesi'ne girdim ve Ankara Bürosu'nda mesleğimi devam ettirdim. Ta ki şeye kadar, 92'nin Haziran ayı 20'sinde emekli oldum. Oraya kadar Hürriyet Gazetesi'nde 28 sene mesleğimi devam ettirdim ve Antalya'ya geldim, yerleştim. Şimdi Antalya'dayım. Sene 1960. Said Nursi, Ocak ayının başları. Said Nursi, Isparta'dan Emir Dağı'na geliyor. Oradan Ankara'ya geliyor, Ankara'dan İstanbul'a geliyor ama manşet 8, sütun manşet üzerinde haberi var, fotoğrafları yok. İstanbul'da da Pierre Loti Oteli'nde kalıyor, 28 numarada. 29 numarada müdürleri var. Yanında da diğer odalar var. Ben uzaktan şunu keşfettim. Said Nursi odasında, o odasında hem yatağında hem namazını kılıyor, hem yatıyor, yemeğini yiyor, her şeyini yapıyor. Sultanahmet Camii'yi görüyor, penceresi. Ezan okunduğu zaman perdeler açılıyordu. Her zaman kapalı perdesi. Ben öğle namazındayken işte ancak gördüm, namaz kıldığını gördüm. Rahmetli Abidin ve Ebu Lokar'daydılar, terastaydılar. Nerede kalıyor diye bana sorduklarında başka bir odaya gösterdim. Yalan söylemek zorunda kaldım tabii. Onları da terasa kilitledim, açtım, fotoğrafını çekmeye. 31 numaralı odaya girdim. Bir yabancı bir biri vardı, bir hanım vardı. Kapıyı suratıma çarptı. Ondan sonra 30 numaralı odaya girdim. Karı kocaydılar içeridekiler. Bana izin istedim, bana izin verdiler. Teşekkür ettim. Ve orada giderken resmi çekmeye gidiyorum tabii ama balkon bir müşterek, 4 tane oda açılıyor oraya. Fakat orada var, penceresinin altından geçiyor, 29 numaradaki müritleri vardı orada. Siver Gündüz Alp vardı bile, bazı isimler var aklımda kaldığınca. Penceresinin altından geçerken bir gürültü oldu. Bir baktım leğen varmış orada. Leğenin gürültüsü. Ses çıkartmadım, bir süre bekledim. Sonra kafamı kaldırdım, baktım ki pencere açılmış zaten. Bir sürü müritlerin kafası oradaki, hepsi yanında ama Said Nursi'de görüyor, namaz kılıyor. Pencere, kapısı tır tır. Ben de gittim oraya, ayağa kalktım. Bir adım atsam zaten resim çekeceğim. Tam yandan bozuk, camın tırtılığından bozuk resim. Tam karşıdan çekmek istedim. Ve onların boşluğundan yararlandım. Gittim, çektim. Eğer bir zorlukla karşılaştırsam makineyi de aşağı atarım diye düşündüm. Ama öyle bir durum olmadı. O fotoğrafı öyle çektim. Saygın olsun. Benim o heyecanlı olaylardan bir tanesi budur. Saygın olsun. Bir de Kıbrıs olayımız oldu. O Kıbrıs'ta Ergin Konuksever vardı, ben vardım. 13 tane gazeteciydik. Sonra daha bu gazeteciler kendi imkanlarıyla gelenler de oldu daha sonraları. Ama
20 Temmuz'da çıkarma oldu. Fakat 21 Temmuz'un sabahı biz oradaydık. Genelkurmay Başkanlığı bizi aldı götürdü. Bir de şey getirdi, aldı diyorum, bize hak muhabir kartı verdiler. Onlarla beraber gittik ama bizi atlatan bir abimiz vardı. O bir gün önce çıkarmayla gitti gemilerle. Zaten işin kaymağını aldı, döndü geldi. Cüneyt Arcı Ölek. Cüneyt abi bizi hepimizi atlattı. Rahmetli Çetin Emeç. 7 Nisan 1982 hiç unutamayacağım yıldır. Bu şeyde dedi ki sökme dedi, yanına bir arkadaşını al dedi. Bir gemi dedi Kos adasına, yani İstanköy Bodrum karşısında. İstanköy adasına silah getiriyor. Bu geminin resmini çek. Oktay Özdeşikçi'yle beraber gittik oraya. Tabii Oktay Özdeşikçi benim güvenliğimi sağlamak için gelmedi. Çünkü çok olaylar olmuş. 35 tane kaçak yakalanmış orada. Hem Yunan sahil korumaları hem de bizim sahil korumalarımız kuş uçurtmuyorlarmış. Üç kaptanla beraber ben gittim. Limanın ağzına kadar gittim. Sağımızda solumuzda balıkçı tekneleri vardı. Ben bir şeyi geminin resimlerini falan çektim. 104 tane geminin fotoğraflarını aldım. Sonra kaptanlar dedi ki bana işaretle resmini böyle açıkça çekmiyorum. O kaptanların kullandığı yer var. Makine orada, sıra sabitte. Bakıyorum, görüyorum. Onu basıyorum ben artık tekten şöyle. O görüyor oraları. Ondan sonra gidelim mi dönelim mi dediler. Dönelim dedim. Döndük. Hiç konuşmadılar kimse. Ses yok. Ama bir duruma geldik. Şöyle bir nefes aldılar. Anladım ki kara sularımıza girmişiz. Zaten 6.5 mil öyle bir şey orası. Dediler ki bana gazetecilik bu mu dediler. Ben de döndüm. Yanlış bir şey yaptı dedim. Yok abi dediler ya, biz bunları hep filmlerde oluyor sanıyorduk diye söylediler bana. Dediler ne kadar mangal yürekliymişim filan. Niye dedim? Bizim gözlerimiz hep köprükteydi. Havan patlayacak dedim. Yok dedi ya. Onların çok süratli tekneleri var. Yakalanırlar diye korktuk dedi. Ve ondan sonra Hindle benden hatıra fotoğrafları da çektirmişlerdi. Ama tam biz o karasularımıza girdiğimiz zaman bir gemi geçiyordu. O geminin resmini çekti. Ama gayri ihtiyar çektim. Bir amaçsız. Ama 104 tane silah getiren gemiyi çektim, bilgisini verdim. O geminin bilgisi de yok. Yazmadım, bilgisi de yok. Filmlerde, renkli filmlerde İstanbul'da yıkandığı için filmleri İstanbul'a gönderdik. Gitti. Şimdi o şeyden film gayet iyiymiş. İyi oldu söylediler. Birkaç gün sonra haber çıktı. Ama resim hiç çektim o silah getiren gemi falan değil. İlgisi yok. Allah! Ve rahmetli Ergin İnanç temsilcimizdi. Hürriyet'in temsilcisiydi. Esen Ünür vardı rahmetli. İsmet Solak vardı. Orhan Kantoğlu aşağıdaydı. Yani biz orada yukarıda konuşurken gazetenin geldiğini baktık ama dediler ki ya böyle sevgililer İstanbul'dan bir haber geldi. Onun dalgası İstanbul şöyle bir karışmış. Sonra da Ankara karıştı. Efendim çekilen gemi yanlış biliyorum. Kimin gemisi? Ali Koçman'ın gemisiymiş. Ali Koçman telefon etmiş Erol Simavi'ye demiş ki Erol demiş ne zamandan beri bizim gemiler Yunan adalarına silah taşıyor falan diye sormuşlar. Ben de istifam verdim. Bu olaydan dolayı. Övünerek çalıştığım, gurur duyacağım bir olaydan hüzünle ayrıldım. İstifa ettim, 10 gün çıktı. Geldikten sonra istifadan Çetin Emeç geldi. O konuştu. Ya dedi böyle niye istifa ediyorsun? İzmir'e gidecekmişsin. İzmir bürosunda çalışılır mı? Ankara bürosu, gazetecilik Ankara bürosunda yapılır gibi benim metiyemi yaptı. Ben de zaten durmadan sinirim bozuldu. Gözyaşlarım akıyor. Çocuklarımla yemek yiyemiyorum evde. Karımla beraber oturamıyorum. Böyle bir durumdayım. Benim metiyemi yaptı. Ondan sonra şeyle kal dedi. Ankara'da kal. İzmir'e gitme. Dedi bana. Ben de peki dedim. Demek zorunda kaldım. Ben mektubu da çıkardı, yırttı attı. Nur Işık'ı yazsın.
transferde değil de satın alma olayı vardı. Milletvekili satın alma olayını başlatmıştı Demirel zamanında. Fakat bu işi kardeşi Şevket Demirel yapıyordu. Başbakanlıktan çıkarken üç bakanla beraber Hasan Dinçer, Milli Savunma Bakanı, Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk, bir de Naim Menteşe, şimdi hatırlamıyorum ne bakanı olduğunu, onlarla beraberdi. O başbakanlık binasından çıkarken resimler var bunların. Ve ayrı ayrı biz o alalım falan gibi düşünceleri vardı onların. Ve önde Şevket Demirel, arkasında üç bakan gidiyordu. Sonra bu üç bakanla beraber Şevket Demirel'in aynı arabada görüntülerini almıştım, fotoğraflarını. Ve bu fotoğraflarda Özgen Acar, ya yarışmaya girer misin? Gir, cemiyetin üyesi değilim dedi, Ankara Cemiyeti'nin. Olsun dedi, cemiyeti üye de yaparız dedi. Cemiyeti üyeliyim, öyle oldu o fotoğrafla. 1970'ydi, öyle bir şeydi yani bu tarih. Bu tarihlerdeydi. Dolayısıyla Behan Cengiz'le de daha sonra da tanışmış oldum. Daha ilk gördüğümde beni Behan Cengiz'i delikanlılığından dolayı çok sevdim. Yürekli bir insandı. Çok iyi bir insandı. Şimdi ben de çok sevdim onu. Hala da severdi. Şimdi toprağını sevsin. Samimi olacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Çalışkan olacaksın. Bütün olay bu.